bir takımın elenmesini, başarısızlığını tek bir oyuncu üzerinden anlatmak doğru olmaz. Ama şu şeyi de bence doğru koymak lazım. Evet, Cagne hareketsiz. Evet, Cagne takımdan kopuk. Evet, Cagne takımın bir parçası gibi görünmüyor sahada. Evet, esas aksini problem söyleyecek o. Misin bilmiyorum. Yok, hayır, kesinlikle. Maçı seyrederken de. Ki hani bu kaçıncı maç oldu? Dördüncü, 360 oldu. Dakika oldu. Ama tabii şunu da unutmamak lazım. Galatasaray ceza sahasına ne kadar gidiyor, ne kadar üretiyor, ne kadar santrforuna pozisyon yaratıyor. Yani bunu da tartışmaların uzağında tutmamak lazım yani. İkisi birbiriyle çok bağlantılı. Sinan Gümüş oynadığında Göztepe maçında daha fazla iletişim var mıydı forvetle? Ya oradan değerlendirmemiz lazım. Çünkü Cagne dışında takımda değişen başka bir eleman, başka bir nokta var mı? Stoperler var ama Cagne'ye çok... Aslında yani, Cagne onunla da alakalı olduğunu etkiler. Düşünüyor sağ içindeki vücut deneyi. Kısmen etkiler. Tabii olabilir yani. İyi topu iyi oyuna sokan bir stoperiniz olur. Cagne ileride bulabilir uzun toplarla çünkü Cagne... Ama öyle de bir durum yok. Stoperler değişti ama bir kopukluğu var Cagne'nin. Acaba Onyekuru'yla mı anlaşamıyor ya da Feguili ile mi kimyası tutmuyor? Ya da henüz adapte olamadı mı? Beklediği gibi bir ya beklediği gibi bir saha içi atmosferi hep dediğimiz hani Kasımpaşa'da golü atarsın. Çünkü sana rakipler alan verir. Çünkü plase takımda favori olmayan takımda oynuyorsundur. Galatasaray ise oynadığı maçların %90'ından fazlasında hep bastıran, saldıran, sıkıştıran takımdır. Sen de duvara doğru oynarsın. Bu sefer de oyun stilini değiştirmen gerekir. Bu problem midir? Ya da dünkü maç ve Benfica maçları üzerinde en çok seyrettiğimiz, en dikkatli seyrettiğimiz Benfica'nın üst düzey bir Avrupa takımı olması dolayısıyla Cagne'nin seviyesinin bu tür maçlarda düşük kalması mıdır? O da olabilir. Ama yani tekrar ediyorum. Cagne'nin takımdan kopuk olduğu ve bunun büyük oranda Cagne'den kaynaklandığı bunu bir kenara koyuyorum. Ama Galatasaray pozisyon üretmiyor. Üretmiyor. Galatasaray ceza sahasına çok fazla girmiyor. Yani 4 gol attığı Kasımpaşa maçında bile Kasımpaşa ceza sahasında daha çok topla buluşmuştu. Galatasaray çok daha verimliydi. Çok daha net pozisyonlar yakaladı. Yani Kasımpaşa daha iyi oynadı demiyorum. Yanlış anlaşılmasın buradan da. Santfor'unu Gomis'in girdiği pozisyonlar gibi Cagne'yi o pozisyonlara sokabiliyor mu? Tabii ki bu Cagne'nin hareketsizliğinden de kaynaklanıyor olabilir. Ama tek başına bu kadar da değildir. Yani Jardel'de mesela sıfır hareket bir arkadaştı. Sıfır hareket diyorsana sen Milan attığı golü hatırlıyor musun? Doğru. Arkasında Maldini vura vura götürdü ya inanılır gibi değil. Ama inanamadık yani. Aa Jardel gidiyor, böyle bir gol attı dedik ya. Adam her sene 35-40 gol atan adam. O yüzden Galatasaray'a hala Türk futbol tarihinin rekor transfer bonservis ücretiyle gelen adam. Ama o golüne, hiçbir golüne şaşırmadık değil mi? Ama o golüne çok şaşırdık. Aa Jardel top sürerek gol attı dedik. Yani demek istediğim şu. Cagne'den kaynaklanan problemler var. Yani saha içi problemlerinden bahsediyorum. Ama takımdan kaynaklanan Cagne'nin performansını düşüren problemler de var. Onu biz biraz fazla göz ardı ettik. Hep Cagne atamıyor, Cagne hareketsiz, Cagne koşmuyor, Cagne takımdan kopuk. E tamam da sizde bir takımda bir tane Cagne hadi al bunu at dedi mi? Ya Trabzon maçında demedi. Birkaç pozisyon bir var. Tane. Bir tane. Belhanda'nın o pası. Bir de kafa pozisyonu var. Evet. Güzel netti kafa vuruşu pozisyonu. İki. Dört maç oldu ama. 360 dakikada Cagne'ye yaratılan iki net pozisyon var. Dünkü maç iyice zaten. Dünkü maç zorluk derecesi en yüksek maçtı. Hem şöyle rakip en güçlü rakip. Türkiye Ligi'nde bulamayacağınız bir rakip. Doğru. Skor da en güçlü skor. Rakibin çok işine gelen bir skor var ortada. Dolayısıyla hiç risk almayan. Aynen. Beklediler resmen. Beklediler. Galatasaray'da topu bıraktılar. Beklediler. Yani maçı detaylı konuşacak olursak ayrıca pozisyon eleştirisi de yapabiliriz. Ama Cagne için biraz çanlar çalmaya başladı. Yani şu denmeye başlar artık. Hani diyorduk ya Galatasaray'a gelecek golcü havaalanında golleri atmaya başlaması lazım diyorduk. Bu önerme, bu tez Feguili farkıyla şey oldu. Feguili ve Belhanda'nın ilk yarının üzerine çıkmasıyla golcülük anlamında. Aynen o açık kapandı. Ama devam etmez öyle. Yani Feguili geri kalan 15 maç gol atmayacak yani geri kalan veya Belhanda 10 gol daha atmayacak o yani. O zaman da Mitroğlu yetişir. Yetişebilir. Belki tabii. Sorun şundan kaynaklanıyor olabilir. Havaalanından gelmedi ya Cagne. Olabilir. Karayoluyla geldi Kasımpaşa'dan. Olabilir. Önemli problem orada da arabadan satacak diyorsun. Evet. Doğru. Çok uçaktan mantıklı. Atmak daha kolay arabadan atmaktan.